Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün bu videomuzda 15 gün içerisinde nasıl sağlıklı bir şekilde çelik köklendirebiliriz? En çok çelik tutarken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Nereye koymamız gerekiyor ve hangi toprağa dikmemiz gerekiyor? Hepsini bu videoda sizlere detaylı olarak paylaşacağım videomu çok uzatmak istemedim direkt konuya geçiyorum İlk önce neyine dikkat ediyoruz çeliğimizin uzunluğuna sağlıklı olmasına çeliğimiz çok sağlıklı gördüğünüz gibi çeliğimizin uzunluğu arkadaşlar 5 ve 7 en büyük çelik uzunluğu 10 santim olmalı 10 santimden büyük çelik tutmayın kısa bir sürede yüklenmesini istiyorsunuzsa bu şekilde çelik tuttuk gördüğünüz gibi çok güzel sağlıklı bir çelik 7 ve 10 santim ölçüsünde Ölçerek yarısına kadar bakın buraya kadar toprağa dikeceğiz yarısı dışarıda kalacak Şimdi Diğer çeliğimizi keselim önce çeliklerimizi keseceğiz ve En püf noktaları sizlerle paylaşacağım Bu çeliğimizi de kesiyoruz Bakın Bu da aynı şekilde 7 santim ölçüsünde uzunluğu olan bir çelik çok sağlıklı Diğer çeliğimizi dalalım bu şekilde bir güzel çelik kestik. Kafası kırılsa da çok rahat bir şekilde tutar arkadaşlar. Buna çok emin olarak söylüyorum sizlere. Şimdi arkadaşlar çeliğimizi elimize aldık. Çeliğimizin alttan 2-3 tane yapraklarını koparacağız. Bakın bu şekilde koparıyoruz. Bunu da kopartalım. Bu kadar yaprak yetiyor. Bu görmüş olduğunuz küçük yaprak gibi görünenlerin hepsini de koparacaksınız. Eğer bu şekilde direkt dikseniz bu yapraklar çürümeye başladığında çeliğiniz çürüyecek arkadaşlar. Çeliğinize dal siyahlaşma hastalığı bulaşacak. En püf noktalardan biri de budur. Bu kesilen yerini güzelce iyice 20 dakika yarım saat bekletmeniz gerekiyor. Sadece açık havada bu şekilde temizliyorsunuz ve koyuyorsunuz bir kağıt peçetenin üzerine iyice güzelce kurumaya başlıyor. Yarım saatten sonra dikimini yapacaksınız. Bu çeliğimizi de yine temizleyelim. Bakın ilk önce çelikiniz sağlıklı olmalı. 15 gün içerisinde köklendirmesini istiyorsunuzsa. Küçük yaprakları da temizledik. Yaprak diblerinde olan. Bakın bu şekilde güzel çelik tuttuk. Bu şekilde çelik tutulmalı. Güzelce köklendirmek istiyorsunuzsa. Şimdi arkadaşlar diğer çelemizi de temizleyelim ve dikimini göstereceğim. Toprağını göstereceğim. 15 gün içerisinde köklendirme hangi toprakta oluyor? Ben köklendirme ait bir şey kullanmıyorum arkadaşlar. Bakın püf noktaları paylaşıyorum. Bu dalı güzelce temizliyoruz. Eğer bu dalı temizlemesek, bu kesilen yeri güzelce kurutmasak, çeliğimizin yüzde 40 faizi köklenecek, 60 faizi köklenmeyecek. Bu şekilde kuruttuğumuzda çeliğimizin 90 faizi köklenecek, 10 faizi bilmeyecek O da bizim çeliklerimiz sağlıklı değilse de köklenmeyecek. Şimdi bu dalından da keseceğim. Bakın Yine aynı şekilde aynı ölçüde kesiyoruz. Şöyle yapraklarını temizleyeceğiz. Yaprak diblerinde, buğumlarının üzerinde küçük yaprakları temizleyeceğiz. Tekrar tekrar ediyorum. Çünkü bu şekilde dikim yaptığınızda 15 gün içerisinde köklenecek. Çiçekleri varsa da çeliklerinizin çiçeklerini de kesiyorsunuz. Çiçekli hiçbir şekilde dikim yapmayın arkadaşlar bu şekilde koparın kesin tomurcuklarını temizleyin çelikimizin yine alt yapraklarından koparacağız bakın güzelce dalını temizleyeceğiz bu çok önemli eğer çeliklerinizin çürümesini istemiyorsunuz bu şekilde güzelce temizleyin ağzı yukarı bir şekilde kağıt peçetenin üzerinde açık havada çeliklerinizi bekletin kurusun bu şekilde şeffaf pet bardaklarına dikiyorum ben altına delik açmadım Siz açın arkadaşlar Ben delik açmadan dikiyorum ölçümü biliyorum su ölçümü sadece 4 çorba kaşığı döküyorum iki günden bir Siz açın çürütebilirsiniz çok sulayıp toprak olarak da bakın bu şekilde toprak kullanıyorum direkt kaliteli torflu bir toprak çok güzel bir toprak gördüğünüz gibi Direkt bahçe toprağına dikerseniz arkadaşlar 15 gün içerisinde köklenmez çelikleriniz. Bu şekilde torflu bir toprağa diktiğinizde çok güzel kaliteli bir bol vitaminli toprağa diktiğinizde 15 gün içerisinde köklenecek. Şimdi sizlere dikim aşamasını göstereyim. Toprağımızı dolduruyoruz bardaklarımıza. Bunu bu şekilde yapacağız. Çelik dikerken sizlere yine söylüyorum. Çelik dikerken diktiğimiz günü sulamıyoruz. Eğer toprağınız bu şekilde nemli ise çok sulu değil sadece nemli ise arkadaşlar ertesi günü sulama yapacaksınız. Direkt kupkuru kuru toprağa diktiğinizde yarım saatten sonra sulayabilirsiniz. Hemen sulama yapmayın. Çelikleriniz stres geçiriyor. Kesildiği için stresli oluyor. Bu şekilde toprağa dikiyoruz. Ertesi günü suluyoruz. Yarım çay bardağının ölçüsünde azar azar su veriyoruz. Açık havada bekletiyoruz. Güneş görmeyen bir yere koyuyoruz. Serin bir ortamda tutuyoruz. Şu an akşamlar serin. Şu an bizim buralarda Kazakistan'da serinlendi havalar. O yüzden rahat bir şekilde çelik köklendirebiliriz. Siz açık havada tutun. Sıcak yerde tutmayın. Güneş görmeyen yerde tutun arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi çeliklerimiz kurudu. Bayağı kurudu. Şimdi bakın bu şekilde direkt ortadan saplıyoruz. Gördüğünüz gibi hiçbir şey bulaştırmıyorum köklendirmek için. Sadece kurutmanız gerekiyor. Küçük yaprakları temizlemeniz gerekiyor. Bir de toprak güzel, torflu bir toprak olması gerekiyor çeliklerimizi bu şekilde dikiyoruz sulamadan toprak bu şekilde nemli ise hemen sulama yapmayın ertesi günü sulayın dikiyoruz ve açık havada güneş görmeyen havadar bir yerde tutuyoruz iki günden bir sadece toprağı nemli tutun bir çorba kaşığı su dökün toprak biraz kurudu ise iki çorba kaşığı su dökün ilk sulamasını yarım çay bardağı dökün. Bu şekilde bunu da diktik. Çok güzel bir dikim gösteriyorum sizlere. Net olarak, açık olarak paylaşıyorum bu videomuzdaki. Artık sonbahara gidiyoruz. Çelik çoğaltımı yapan hanımlarımız çok olacak. Hepsine yardımcı olmam için bu videomu bu şekilde gösteriyorum. Diktik. Gördüğünüz gibi bakın ne kadar güzel çeliklerimiz oldu. Ne uzun değil ne kısa değil arkadaşlar. Bu şekilde çelik tuttuğumuzda kolay bir şekilde köklenecek. Bugünlük de bu kadar olsun. Umarım sizlere güzel bilgiler vermişimdir. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun. Yeni bilgilerle, yeni videolarla görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın arkadaşlar.